Programdan önce tuval inceltilmiş beyazla kaplanmıştı. Yani şu anda ıslak, kaygan ve başlamaya hazır. Bugün ilk olarak kızıl derili sarısını kullanacağım. Bu boyadan çok az bir miktarda alıyorum. Fırçayı paletin üstüne küçük küçük darbelerle dolduruyorum. Bu boyayla gökyüzü yapmaya başlayacağım. Evet, burada küçük bir sarı alan oluşturuyorum. Evet, bizim için bu hoş bir fon oldu. Şimdi de fırçayı temizlemeden bir parça fez kırmızısı aldım. Palet üzerinde küçük darbelerle karıştırıyorum. Fırçayı temizlemedim çünkü bu iki rengin karışmasıyla hoş bir renk elde edeceğim. Evet, tuvale geçtim. Az önceki sarıların çevresine bu fez kırmızısını süreceğim. Şuraya ve şuraya. Çok hoş oluyor değil mi? Evet, işte böyle. Güzel ve sıcak bir gökyüzü, insana huzur veren bir gökyüzü. Biraz da şuraya sürelim. Bunlar gerçekten çok hoş renkler. İnsanın içini açan harika renkler. Biraz da suyu yapacağımız yere sürelim. Buraya bir göl yapacağız. Evet, işte böyle. Tamam. Fırçamızı temizlemeden bu kez de biraz siyahla biraz mavi alalım. Mavi ve siyahı çok az miktarda kullanmak gerekir. Çünkü bu iki renk, özellikle de siyah, çok güçlü renklerdir. Evet, tuvale geçebiliriz. Şimdi üzerinde mavi ve siyah karışımı bulunan fırçamızı tuvalin üstünde gezdiriyoruz. Şuraya, biraz da şuraya. Şuraya da sürelim. Evet. Bunu istediğimiz kadar yapabiliriz. Aynı boyayı kullanarak devam ediyoruz. Yani siyahla mavi karışımını. Göldeki suyun hareketli olduğunu ve sürekli kıpırdaması gerektiğini hiç unutmayın. Suyun güzel görünmesi için iyice dikkatli olmak gerekir. Örneğin şu ortada oluşan açık renkli alanı dikkatle koruyun. Üstünü kaplarsanız onu bir daha elde etmeniz hiç de kolay olmaz. Resim bittiğinde buranın ne kadar önemli olduğunu hep birlikte göreceğiz. Evet, artık fırçamı temizleyebilirim. Eğer programı daha önce seyrettiyseniz, işin en eğlenceli kısmının bu olduğunu bilirsiniz. İyice çalkalayıp sonra silkelemek gerek. Bu beni çok eğlendiriyor. Evet, şimdi tuvale geçebilirim. Fırçanın kuru ve temiz olduğuna emin olmadan bu işleme geçmeyin. Yumuşak ve nazik küçük çapraz hareketlerle renkleri kaynaştırıyoruz. Bu işi evinizde kendiniz yaptığınız zaman şunu unutmayın. İşi ne kadar uzatırsanız renklerin tek başına özellikleri azalır. Onun için zamanlamanızı çok iyi yapmanızı öneririm. Evet, bunu unutmayın. Her şey sizin yaratıcılığınıza bağlıdır. Evet, çok kısa bir sürede rengarenk, hoş bir gökyüzümüz oluyor. Evet, fırçayı sürmeye devam ediyorum. Çok güzel oldu değil mi? Şimdi biraz eğlenelim. Yuvarlak fırçamla Van Dyke kahverengisi ve koyu siyah alıyorum. Buna biraz da yeşil katıyorum. Fırçayı palete vurarak boyaları karıştırıyorum. Artık tuvale geçebilirim. Buraya biraz çalılık yapmak istiyorum. Bunun için de tuale yumuşak darbelerle vuruyorum. Bu arada üst kısımların daha parlak olması gerektiğini de hiç unutmamak gerekir. Çalıların nasıl olması gerektiğine karar verdikten sonra işimiz çok kolay. Burada Van Dyke kahverengisi, koyu siyah ve yeşil var. Yeşilin miktarı çok az. Çünkü kahverengi tonları burası için çok uygun. Evet. İşte böyle. Yeşil ve fes kırmızısının katkısıyla çok hoş bir kahverengi tonu elde etmek mümkün. Arka tarafta da bazı bitkiler yaşıyor olabilir. İstediğimiz her yere onlardan yerleştirebiliriz. Şayet arkaya koyacağınız şeylerin çok uzakta olmasını istiyorsanız, fırçanızı tuvale çok yumuşak dokundurmanız gerekir. İşte sizin de gördüğünüz gibi arkadaki ağaçlar çok uzakta.
havanın buğusunun uzakları görmeyi etkileyeceğini unutmayın. Şimdi biraz aydınlık yapalım. Az önce kullandığımız fırçayı temizlemeden kullanacağım. Bir miktar sarılarımdan, biraz da yeşilden alıyorum. Sizin de gördüğünüz gibi palet üzerinde küçük darbeler vurarak karıştırıyorum. Evet, şimdi fırçanın köşesini kullanarak boyayı tuvale aktarıyorum. Darbelerin şiddeti oranında sarıların ve yeşilin değişik tonları tuvale aktarılmış oluyor. Sarı aşı rengi, kızılderili sarısı, kadmiyum sarısı. Bütün bu renkleri biraz inceltici yardımıyla kullanmanızı öneririm. Ama gerçekten çok çok az inceltici kullanmalısınız. Böylece boyalarınız daha kaygan olur. Evet. Arka plandakileri aydınlatmaya gerek yok. Çünkü onlar renk farkını göremeyeceğimiz kadar uzaktalar. Aydınlık yapayım derken her şeyi berbat etmenin gereği yoktur. Resimde bir şey sizi inandırdığı anda üzerinde çalışmayı bırakın. Evet. Şimdi burada buğulu bir hava yaratmak isteyebilirsiniz. Bunun için bütün yapılması gereken büyük fırçayla yukarıdan aşağı doğru vurulacak küçük darbelerdir. Sadece küçük darbeler. Fırçayı yatay tutmaktan kaçının. Aksi takdirde ağaçlarınızın alt tarafları çok tek düze olur ve inandırıcılığı kaybedersiniz. Burada hatların belli belirsiz olması gerekir. İnandırıcılıktan uzaklaşmamak için buna mutlaka dikkat edin. Evet, yumuşak darbeler vurarak istediğimiz boyu elde edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi bu çok kolay. Bütün yapılması gereken düşünüp karar verdikten sonra uygulamak. Gene az önce kahverengileri sürdüğüm fırçayı kullanacağım. Hatırlayacaksınız, burada Van Dyck kahverengisi ve koyu siyan vardı. Evet, tuvale geçiyorum. Burada bir tepecik olabilir. Tepeyi yaparken az önce yaptığımız buğulu alanı mahvetmemeye dikkat edin. O buğulu alan resme küçük de olsa önemli bir etki sağlıyor. Evet, sürdüğümüz bu koyu renk sayesinde bir kontrast elde ettik. Böylece her iki ton da belirginleşti. Karanlık olmadan aydınlığı göstermenin mümkün olmayacağını daha önce de söylemiştim. Evet, şu anda fırçamda bu boya var. Bunu ince bir kat olarak aşağıya da süreceğim. Bu da bize hoş bir yansıma sağlayacak. Bunu yapmak için biraz dikkat yeterli. Yumuşak birkaç darbe bize çizdiğimiz şeylerin sudaki yansımalarını sağlayacaktır. Bu çok kolay bir şey. Şimdi henüz yıkamadığım bu fırçayı sarılar ve yeşille dolduracağım. Bu işi gördüğünüz gibi palet üzerine küçük darbeler vurarak yapıyorum. Evet, şimdi tuvale geçip koyu bölgelerin üstüne bir miktar aydınlık yapıyorum. Bu arada kaynaşma konusunda sorun çıkarsa inceltilmiş beyaz ve tinerin yardımına başvurabileceğimizi de hatırlatmak isterim. Unutmayın, inceltilmiş boya her zaman için daha uyumlu ve kaygandır. Sanırım şuraya, tam şuraya biraz kırmızı katkısı iyi olacak. Evet, evet, hoş oldu değil mi? Şuraya da bir şeyler yapalım. Galiba fırçama biraz tiner alsam iyi olacak. Gördüğünüz gibi bu işimi oldukça kolaylaştırıyor. Sarı boyalar yapıları itibariyle biraz daha fazla tiner kullanmayı gerektiriyor. Toprağın katmanlarını oluştururken kimi zaman böyle ince çalışma faydalı sonuçlar veriyor. Evet, biraz da şu tarafla uğraşayım. Bu arada isterseniz yansımaların alt tarafına biraz aydınlık ekleyebilirsiniz. İşte böyle. Şimdi temiz bir fırça kullanıyorum. Bastırıp aşağı çekiyorum. Sizin de gördüğünüz gibi yansımalardaki renkler hiç de fena olmuyor. Evet. Şimdi de spatulamı kullanacağım. Spatulama bir miktar Van Dyck kahverengisi alıyorum. Çok az. Sadece spatulanın ucuna sığacak kadar. Evet. Şimdi de tuvale geçiyorum. Bu boyayı kullanarak suyla toprağın ayrılma çizgisini yapacağım. Buradaki yeşilliklerin birer kökü olmalı. Bütün bitkilerin suya akıp gitmesini istemeyiz. Evet. Bu iş için Van Dyck kahverengisiyle çok az beyaz kullanıyorum.
Beyaz bize biraz aydınlık sağlayacak. Evet, bunu siz de görüyorsunuz. Şimdi biraz da inceltilmiş beyaz kullanacağım. Ama çok az bir miktar. Bakın, görüyorsunuz değil mi? Yani çok az bir miktar. Çok az. Spatula kullanarak çok ince hatlar oluşturmak mümkündür. Evet, uygulamaya geçtik. Paletin üzerinde toprakla suyun buluştuğu yerlere küçük küçük darbeler vuruyorum. Bu resmin inandırıcılığını artırıyor. Toprağın koyu renginin yanında suyun köpüklerinin açık rengi hem kontrastı sağlıyor hem de gerçekçi bir görüntü oluşturuyor. Bu hatları basit halleriyle bıraksak iyi olacak çünkü biraz daha ileri gidersek gerçekle ilgisiz bir desen oluşturabiliriz. Şimdi temiz bir spatula aldık. Arkadaki bitkilere biraz ayrıntı ekliyoruz. Bunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Şimdi eğlenelim. Gene yuvarlak fırçamızı alabiliriz. Fırçaya kahverengiyle koyu siyah alıyorum. Belki biraz da yeşil eklenebilir. Fırçayla paletin üzerinde küçük darbeler vurup hem bunları karıştıralım hem de fırça boyaya iyice doysun. Evet, tuvale geçelim. Şimdi sanırım tuvale büyük bir sertlik gösterebilirim. Bakın sonucu görüyorsunuz. Bu görüntü sert darbelerle sağlandı. Görüyor musunuz? Evet, işte böyle. Bunu iyice yayıyorum. Ya bu çok iri bir ağaç, çok iri bir ağaç ve dalları da sarkmaya başlamış. İşte görüyorsunuz. Evet. Şuraları biraz daha sarkıtalım. Buraya kadar uzanabilir. Bütün yapmanız gereken karar vermek. Siz nereyi isterseniz ağacın yeri orasıdır. Resim yaparken en sevdiğim şey ağaçlardır. Ağaçlar harika şeyler. Evet, sanırım bugün iyice çıldırdım. Neden olmasın? Burada bir çalılık olamaz mı yani? İşte oldu bile. Bu ağacın bir arkadaşı var. Adı da Clyde. O da burada yaşıyor. Bakın böyle küçük hikayeler resim yapmanıza yardımcı olur. Bu hikayeleri uydurduğunuz için size kimse deli demez. Evet, aslında ressamlar başka insanlar gibi davranmazlar. Bu yüzden insanlar biz ressamların biraz tuhaf olduğunu düşünür. Oysa hiç de öyle değilizdir. Resim yaparken bütün bunları bir tarafa bırakıp resmimizin bizi mutlu etmesini düşünmek yapılacak en iyi şeydir. Siz de resminizde kendi görüşünüzü yansıtırsınız. Hayatımın yarısını orduda geçirdim. Bir hastanede çalışıyordum, askeri bir hastanede. İşten çıkınca evime gelir ve resim yapardım. Bu tam 20 yıl böylece sürdü. Eve döner dönmez tuvalin başına otururdum. Çünkü tuval benim için özgürlüğü simgeliyordu. Kendi dünyamı yaratırken kimse işime karışmıyordu. Kendi dünyamı istediğim gibi biçimlendirebiliyordum. Nasıl istersem öyle. Şuraya büyük bir ağaç daha yapalım. Galiba bazen resim yaparken çok gevezelik ediyorum. Bazen oluyor işte. Hayatımın yarısını oluşturan askerlik günlerimde pek çok yer görme şansım oldu. Bunların arasında Güneydoğu Asya ile en sevdiğim yer olan Alaska'da var. Alaska kış manzaraları açısından muhteşem bir yer. Eğer fırsat bulursanız mutlaka seyahat edin. Muhteşem yerler göreceğinizden, bazı yerlerden hiç ayrılmak istemeyeceğinizden eminim. Mesela ben Alaska'yı gördükten sonra ilk işim orada bir ev satın almak oldu. Sevgili dostlarım, lafa daldım ama bu arada resmimiz gelişmeye devam ediyor. Bu durumda konuşmamda hiçbir sakınca yok. Ne zaman ki konuşmaya başlayıp işi bırakırım, o zaman durum kritikleşir. Nerede durmak gerektiğini iyi bilmek gerek. Evet, şu anda hala kahverengi, koyu siyah ve yeşil karışımıyla çalışmaya devam ediyorum. Yeşilin çok az olduğunu da hatırlatmak isterim. Bunun gibi büyük bir fırça kullandığınız zaman tuvaliniz çok kısa bir süre içinde kaplanıyor. Biraz dikkatli davranıldığında hoş etkiler sağlamak da mümkün oluyor. Şu anda böyle bir fırçayla küçük hoşluklar yakalanabileceğini görüyorsunuz. Bu da programımızın amacına uyuyor. Resim yaparken pek
pek çok tekniğin bir arada kullanılabileceğini de görmüş oluyorsunuz. Evet, bu ağaçların yaprakları biraz daha geliştirilebilir. Ben de bu ağacı biraz daha irileştiriyorum. Şu ana kadar tualin önemli bir bölümünü kaplamış olduk. Bunu böylece koruyabiliriz. Ama bu resim üzerinde biraz daha durmak hiç de fena olmaz. Birkaç ayrıntı ekleyerek resmimizi geliştirebiliriz. Şimdi yelpaze fırçamızı kullanalım. Fırçanın iki tarafına da Van Dyck kahverengisi alıyorum. Sadece bir tarafına beyaz ekliyorum evi. Bir tarafı kahverengi, bir tarafı kahverengi beyaz karışımı. Bir taraf beyaz katkılı, bir taraf sadece kahverengi. Evet, artık tuvale geçebiliriz. Şimdi fırçamı tuvale dokundurup yavaşça çekiyorum. Fırçanın iki yüzünde iki ayrı boya olduğundan böyle bir etki elde ediyorum. Hiç de fena değil, değil mi? Bakın, hoş değil mi? Çok kolay ve güzel bir etki. Buraya yaşlı ağacın gövdesini yapıyorum. Yaşlı olduğu için güçlü dalları yok. Ağaçların gövdelerini yaparken onların telefon direklerine benzemesinden kaçının. Küçük eğriliklerin resminizi ilginç kılacağını unutmayın. Bakın, küçük bir eğim resme güzel bir etki sağlıyor. Çünkü doğada da bu eğrilikler var. Ağaçlara bol vakit ayırmalısınız. Daha önce de söylediğim gibi zaman zaman elimde fotoğraf makinesiyle ağaç avına çıkarım ve ağaçları avlarım. Fotoğraflardan yararlanmaya bakın. Bir fotoğraftaki ağaçla bir başka fotoğraftaki gökyüzü tuval üstünde müthiş bir uyum yaratabilir. Bunu sakın unutmayın. Evet, şimdi üzerine biraz tiner aldığım hat fırçama kırmızı alacağım. Fırçayı boyanın içinde iyice döndürüyorum. Evet, şimdi tuvale geçebilirim. Şu ağacın kenarlarına ince bir kırmızı hat çizebilirim. Şimdi çok yavaşça bu boyayı diğerleriyle kaynaştırıyorum. Nasıl? Güzel bir ağaç oluyor, değil mi? Üstelik de bunu yapmak çok kolay. Evet. Şimdi aynı şeyi öteki ağaçlara da yapalım. Biraz daha yapabiliriz. Bunun miktarını ayarlamak tamamıyla bizim kararımıza bağlı bir şey. Bazen bunu inceltilmiş beyazla da yapabilirsiniz. Öteki tarafta küçük bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Ağacın bir tarafına inceltilmiş beyaz sürüp bu boyayı diğerleriyle kaynaştırıyorum. Bu yaptığım müdahaleyle hem ağacın ışık gölge dengesini ayarlıyorum hem de yuvarlaklığını belirginleştiriyorum. Kaynaştırma işinin ölçüsünü kendiniz saptayabilirsiniz. Burada beyazı kullanma biçiminize göre anlamlar oluşur. Şuradaki küçük dallara biraz beyaz katkısı hoş olacak galiba. Evet, bu ağaçlar harika, her şey harika. Bunlar küçük, mutlu ağaçlar. Çok güzel. Evet, şimdi de siyah kullanacağım. Bu siyahla birkaç dal çizebilirim. Şuraya ve şuraya. Evet, bu sadece siyah boya. Küçük birkaç ayrıntı yapıyorum. Sanırım bunun nasıl olduğu konusunda bir fikir sahibi olmuşsunuzdur. Şimdi az önce kullandığım yuvarlak fırçaya dönüyorum. Fırçayı henüz temizlemedim. Çünkü fırçada kalan boyalardan yararlanmak istiyorum. Fırçada kalan kahverengilerle paletimdeki sarıları karıştırıyorum. Buna bir miktar da beyaz eklenebilir. Evet, artık tuvalimize geçmenin zamanı geldi. İyice karıştıralım. Şimdi bir karar vermek gerek. Fırçanın üst kısmını kullanıyorum ve tuvale yavaşça dokunduruyorum. Aynı nokta üstünde takılıp kalmayın. Aksi takdirde istenmeyen bir karışım meydana gelebilir. Daha önce resim yaptıysanız ne dediğimi iyi anlamışsınızdır. İstenmeyen karışımlar can sıkıcı tecrübelerdir. Onun için aşırıya kaçmamak gerek. Şu anda yaptığım şey sadece doğada olan birkaç unsuru resme eklemek. Yumuşak darbelerle çalışıyorum. Sert darbelere gerek yok. Sert darbelerden kaçının. Fırçadaki boya tuvale geçsin yeter. Evet. İşte görüyorsunuz. Bu ağacın yapraklarını oluşturmak için harika bir yol, öyle değil mi?
Evet, buna bir miktar parlak kırmızı ekliyoruz. Bugün bütün çılgınlığım üstümde. Palet üstünde küçük darbelerle karıştırıyorum. Evet, şimdi de tuvale geçiyorum. Şurayı iyice geliştirebilirim. Sizin de gördüğünüz gibi burada pek çok renk oluştu. Siz de kendi resminizi yaparken istediğiniz kadar renk kullanabilirsiniz. Ama tabii bunu yaparken dikkatli olun ve işi sakın rastlantıya bırakmayın. Evet. Şuraya biraz daha ekleyebiliriz. İşi ağacın açısından düşünün. Evet. Bu renkler yapraklara hafif bir nemlilik havası da kazandırdı. Evet. Bu arada bütün karanlıkları yok etmeyin. Çünkü karanlıklara da ihtiyacınız olacak. Evet. Şimdi de öteki taraftaki ağaca geçelim. Onun üzülmesini hiç istemiyorum. Bu yüzden ona da biraz yaprak yapalım. Bu fırça çok işe yarıyor. Ama zaman zaman çekim sırasında parlıyorlar ve kameramanları zor durumda bırakıyorlar. Ama gene de bu fırça çok işe yarıyor. Şu anda yaptığım işi tek kıllı bir fırçayla yapsaydım, herhalde bu resim bir hafta sürerdi. Oysa ben tembel bir adamım. Evet. Buraya biraz çalı koyalım. Çalılar her yerde olabilir. Kaderleri size bağlı. İstediğiniz yere, istediğiniz kadar çalı koyabilirsiniz. Şuraya da küçük küçük çiçekler koyalım. Tabii bir şey daha. Meraklanmayın, söyleyeceğim. Yelpaze fırçamızı alalım. Bu az önce kahverengi boyayla kullandığım fırça. Fırçadaki bu boyayla da şuraya küçük bir yol yapıyorum. Bu yol civardaki hayvanlar ve insanlar yürüdükçe zaman içinde oluşmuş. Yolu yapmak için önce kahverengi boyayla iyi bir zemin oluşturuyoruz. Tekrar hatırlatıyorum. Bu iş için az önce kullandığım kahverengiyi kullanıyorum. Evet, şimdi koyu siyan ve beyazla bu renkleri karıştırdım ve tuvale hafif hafif dokunarak boyayı sürüyorum. Bu tabii ki engebeleri olan bir yol. Üzerinde taşlar, çukurlar olabilir. Sonuç olarak bu bir otoyol değil yani. Bu yüzden de yoldaki taşlar çok normal. Bu yolun bize faydası da arka planla ön plan arasındaki eğimi belirginleştirmesi. Şimdi 6 santimlik fırçayla az önce kullandığımız renkleri tekrar karıştırdık. Bütün sarılardan ve kırmızıdan da bir parça aldık. Bu boyayla yüzeydeki otların ayrıntılarını yapıyoruz. Yüzey için çalıştığımız zamanlar işe uzak taraftan başlamak çok iyi sonuç verir. Önce arka tarafları, sonra ön tarafları geliştirelim. Bu işlemi yaparken işi şansa bırakmak doğru değildir. Her tarafı rastgele boyamayın. Bazı karanlıkları korumakta fayda vardır. Bu fırçayla tuval üzerinde küçük darbeler vurarak harika etkiler elde edilebilir. Biraz da yeşil ekledik buna, gördünüz. Daha bitmedi. Ardı ardına küçük tepeler yapıyoruz buralara. Nasıl? Hoş görünüyor değil mi? Doğrusu ben çok beğeniyorum. Evet, çok güzel oldu. Yalnız ışığı iyi hesaplamak gerek. Bu resimde ışık bu taraftan geliyor. Buna göre düşünüp aydınlıkları öyle yapmak gerek. Evet. Biraz beyaz ilavesiyle aydınlık ve gölge dengesini iyice ayarlayabiliriz. Sanırım ışığın yönü iyice belirginleşti. Şimdi de öteki tarafa geçiyorum. Buraya da hoş etkiler yerleştirebilirim. İşte böyle. Yüzey için çok büyük dikkat sarf etmek gerekir. Evet, burada da hoş bir aydınlık oluştu. Tepeciklerin yuvarlaklığı resme ilginç ve hoş bir hava katıyor. Evet, şimdi yelpaze fırçamı alıyorum. Sıkı durun. Tam burada bir ağaç daha var. Ve yanında da bir arkadaşı. Onun yalnız olmasını istemeyiz, değil mi? Bir arkadaşı olması önemlidir. Gördüğünüz gibi bir resmi geliştirmenin hiç sonu yoktur.
Şimdi de kırmızı, beyaz ve kahverengi karışımıyla bu ağacın aydınlığını ayarlayacağız. Evet, bu ağaca biraz yardımcı olalım ve onun bol bol ışık görmesini sağlayalım. Evet, bu ağacı iyice aydınlatalım. Aydınlığın dozu tamamen bize bağlı. Şimdi de gölgeli tarafını geliştirmek için kahverengi kullanacağım. Evet, işte böyle. Bu işlem sonucu ağacın yuvarlaklığı da belirginleşti. Evet, şimdi de ince hat fırçam ve siyah boyayla bu ağaca birkaç gövde ekleyeceğim. Bu yöntemle kısa sürede bir sürü dal çizilebilir. İstediğiniz kadar dal yapabilirsiniz. Bu sizin ağacınız. Bu dalları istediğiniz yere ve istediğiniz sayıda yerleştirebilirsiniz. Birkaç küçük ayrıntıyla resmimiz zenginleşmeye devam ediyor. Şimdi büyük fırçamızı alalım ve yeşille sarılarımızı karıştıralım. Bu boyayla son yaptığım dallara biraz yaprak yapacağım. Heh, işte böyle. Sizin de gördüğünüz gibi bütün yapılması gereken fırçayı tuvalin üstünde küçük ve yumuşak darbelerle dolaştırmak. İşte benim de burada yaptığım gibi. Evet. Bugünkü programımızın süresi de doldu. Bu haftalık da bu kadar. Bugünkü resmimizin hoşunuza gittiğini umarım. Bir sonraki programa kadar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.